10 Aralık 2021'den itibaren Expo başlayacak. Tabii Expo'yu yaparken Hatay'ın endemik bitkileri, tıbbi aromatik bitkileri de Expo'muzun en önemli öğelerinden bir tanesi. Avrupa'da 12 bin civarında bitki varken sadece Türkiye'de 12 bin bitkiye sahibiz. Bunların dörtte biri, 3 bin tanesi Hatay'da bulunmakta ve sadece ve sadece dünyada endemik bitki olarak 50 tane Hatay'da var. Hatay'daki bu endemik bitkiler hiçbir yerde yok. Amacımız mevcut durumu bilmek, bunu koruma altına almak ve daha sonraki nesillere aktarmak için çok önemli bir proje başlattık. Amacımız 3000 tane bitkiye sahip Hatay'da mevcut olan tohumlarımızı biriktirmek, bunları koruma altına almak, üretmek ve geleceğe taşımak. Bu projeyi Ege Tarımsal Araştırma Merkezi ile birlikte yapıyoruz. Mustafa Kemal Üniversitesi Tabiat Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu projeyi birlikte yapmaktayız. Bunun için tohumlarımızı Ege Tarımsal Araştırma Müdürlüğümüzdeki Tohum Bankası'na vereceğiz. Aynı zamanda bunları yetiştirirken hem tıbbi aromatik bitkiler hem de endemik bitkiler konusunda iki ayrı müze yapıyoruz. Bütün bu çalışmaları gelecek nesillere aktaracağımız güzel genler, güzel tohumlar için yapıyoruz. Şimdi bugün bunları yapmayıp gelecek adına kaygılanmazsak gelecek nesilleri unutmuş ve geleceğini karartmış oluruz. Bu çalışmada emeği geçen bütün paydaşlarımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Şu anda elimdeki tohumlar Expo'ya adını vermiş olduğumuz ve Expo'nun logosunu temsil eden Barış Çiçeği'nin tohumları. Bu 2011 yılında bulunup dünyaya tanıtılan önemli bir çiçeğimiz ve ilk defa Hatay'da bulundu. Başka hiçbir yerde örneği yok. Bu Barış Çiçeği'nin başka bir önemli özelliği daha var. Hatay'da 13 ayrı medeniyet yaşamış ve bu Barış Çiçeği'mizin genellikle yaprakları 13 ayrı medeniyeti temsilen 13 yaprağa sahip. Bu Barış Çiçeği'ni sadece görmek için bile Expo'ya gelmeyi değer. Barış Çiçeği'ni sevgili Erdinç Oğur'a veriyorum ki Ege'deki laboratuvarlarla buluştursun.